Olgunlaşma Enstitüsü bildiğiniz gibi Türkiye'nin her ilinde olmuyor. Tarihi derinliği olan illere bu enstitüler açılıyor. Bu anlamda da hakikaten birbirinden değerli, birbirinden kalıcı hizmetlere imza atan Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nün Sayın Müdürü Aslı Gül'ü alkışlarla konuşmasını yapmaya davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarih her zaman yaşar. Bugünün insanı, geçmişe borcu, değerlerimize sahip çıkarak doğru bilgileri, doğru kanallarla gelecek nesillere aktarmaktır. Gelenekten geleceği misyonu ile yola çıkan Olgunlaşma Enstitüleri'nin bir parçası olan Tokat Olgunlaşma Enstitüsü olarak tarihimizi ve kültürümüzü yaşatmak için çalışıyoruz. Şehrimizin insanının tarihi kayıt altına aldığı günden itibaren farklı isimlerle kendinden söz ettirmiştir. Anadolu'nun bereketli ovaları etrafında kurulan bu şehir, sanatla olan bağına her zaman sadakat göstermiştir. Gündelik hayattan özel günlere kadar yaşamın her anında bir kültür hazinesini yaşatan şehrimizin köklü mirasını günümüze ulaştırmayı görev edinmiş bulunmaktayız. Tokat'ta kurulmuş medeniyetler arasında hiç kuşkusuz önemli bir yere sahip olan Danışmentli Beyliği'ni tema edinen çalışmamızda sona gelmiş bulunmaktayız. Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin katkılarıyla başlattığımız akademik kaynak taramaları ve enstitümüzün yapmış olduğu saha araştırmaları Danışmentli Beyliği'nin sosyal bir devlet olduğu gerçeği ile bizi buluşturmuştur. 1071 yılında Sultan Alparslan fetih hareketlerinden sonra Anadolu'da başlatılan eğitim çalışmalarında başı çeken Danışmentliler sosyal devlet modelinin en somut örneğini teşkil etmektedir. Toplumların varlığını sürdürebilmesinin temeli kültürel faaliyetlerdir. Yaptığımız araştırmalar sonucu gördük ki Danışmentli Beyliği savaşçı kimliğinin yanında kültürel, bilimsel, sosyal devlet anlayışı ile yaşadığı çağda öncü, örnek ve danışılan olmuştur. Halkına verdiği değeri mimari eserlerine yansıtan Danışmentli Beyliği birçok mimari yapıya imza atarak Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli bir görev üstlenmiştir. Yaptıkları ibadethaneler ile İslam'ın kalesi olma görevini layıkıyla yerine getirmekle kalmayıp bu toprakları medreseler ile donatarak Anadolu'nun öğretmen olma şerefine de ulaşmışlardır. Akılları ile dünyayı titreten köklü tarihimizin muzaffer şahsiyetlerinin bizlere bırakmış olduğu bu kutsal emanetleri bizler de gelecek nesillere aktarmak için çalıştık. Gelişen teknolojiyle sanatın ve zarif yönünü göz önüne alarak yaptığımız çalışmalarda bütün atölyelerimizin işbirliği içerisinde çalışarak birbirinden kıymetli eserler ortaya koymuştur. Yoğun ve özverili bir çalışma sürecini tamamlamış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sizlerin de bizlerle olmanız ve destek vermenizden de çok mutluluk duyuyoruz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz değerli misafirlerimiz. Teşekkür ediyoruz Sayın Enstitü Müdürümüze.